Evet arkadaşlar, tekrardan yeni bir video ile sizinleyiz. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü sokak röportajımızda sorumuz şu olacak: kendi kendine konuşan insanlar deli midir diyeceğiz. Bakalım yanıtları ne olacak? Ben de sizin gibi merak ediyorum. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum: kanalıma abone, videolarımı izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi sokağa Taner gidiyoruz. Taner, kendi kendine konuşan insanlar sizce deli midir? Bence hepsi kafayı yemiş. Niye? Niye kendi kendine konuşsun? Yani kendi kendine hiç konuşmuyor musun? Yok. Neden? Deli değilim ondan. Niye, kendi kendine konuşanların hepsi deli midir? Vallahi delidir. Hanımefendi kendi kendine çok konuşuyordu ama. Doğru muydu hanımefendi? Ben kendi kendime konuşurum genelde. O zaman sen... Hanımefendiye de deli demiş oluyorsunuz. Yapacak bir şey yok, deli demek. O zaman ben de deliyim, ben de çok kendi kendime konuşuyorum. Yapacak bir şey yok, o zaman sen de delisin abi. Peki, teşekkürler. Hanımefendi, siz kendi kendinize konuşuyor musunuz? Evet, konuşuyorum. Bak hanımefendi, demek ki bizler akıllıyız ama bu arada. Yani bak, çoğunluk bizde. Aynen öyle. Çoğunluk bizde şu an. Kendi kendine konuşan çok var mı? Siz konuşuyor musunuz kendi kendinize? Bak, çoğunluk bizde. Demek ki hepimiz akıllıyız ama sende bir sorun var kardeş. Vallahi var mıydı? Genel olarak bir düşünmek lazım ya. İsim neydi hanımefendi? Şirvan. Şirvan. Kendi kendine konuşan insanlar sizce deli midir? Bence değildir, niye olsun? Siz kendi kendinize konuşuyor musunuz? Evet, çok zaman konuşuyorum. Genelde ne oluyor? Yani genelde saçma sapan şeyler oluyor ama konuşuyorum yani. Konuşuyorum yani. Peki Şirvan, bunun dışında diyeceğiniz bir şey var mı? Benim diyeceğim bir şey yok, arkadaşıma sormak istiyorum. Hemen geçelim arkadaşınızın yanına. İsim neydi öncelikle? Ayşe, sizce... Psikolojik bir şey yani. Yani insan soruyor. Kendi kendisine konuşması güzel bir şey. Rahatlıyor. Rahatlıyorsun. Ne bir terapi gibi bir şey olabilir. Evet, terapi gibi. Peki, teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Hanımefendi ve beyefendi, size soru sorabilir miyiz? Güzelce ve nazikçe bir hayır aldık ve devam ediyoruz. İsim neydi? Şeyda, kendi kendine konuşan nişanlılar deli midir sizce? Hayır. Peki neden diyebiliriz? Çünkü ben kendi kendime çok konuşuyorum, özellikle iş yaparken. Yani iş gereği konuşabiliyorum diyorsunuz. Aynen, bilgisayarın başında çok konuşuyorum kendi kendime. Peki, teşekkür ettim. Sizlere de soralım. Benim adım Alper. Alper, kendi kendine konuşan insanlar deli midir sizce? Bence değildir. Kendi kendine beyin jimnastiği yapıyordur. Kendi kendine ölçüp tartıp biçiyordur bence. Terapi yapıyordur. Olabilir. Yani sıkıntısı varsa kendi kendine söyleyebiliyor bazı insanlar. Evet. Evet. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey var mıdır bize? Bu konuda Erdal Beşikçioğlu'nun çok güzel bir tiyatrosu var. Tavsiye ederim izleyenlere. İzleyelim biz de. Bekledim. Peki, teşekkür ettim. Hanımefendiye sorabilir miyiz? Tabii. Hanımefendi, isim neydi? Çağla. Çağla, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence de kendi kendine konuşmak delilik değildir. Yani ben de arada yapıyorum. İyi geliyor. İyi geliyor. Peki neden diyebiliriz? Bazen dışarı dökemediğimiz şeyleri kendi kendimize konuşuruz. Kendi kendimizi rahatlatmak için bence. Ben de konuşuyorum. Ben de konuşuyorum ve katılıyorum sizlere. Bazen insan düşüncesi oluyor, fikri oluyor, ne bileyim. Bunu dışarıya yansıtmadığı için kendi kendine konuşabiliyor. Ya da bir iş gereği falan, işine kafasına takılan şeyler olunca da konuşabiliyor. Peki, cevabınız için teşekkür ettim. İsim günler size sağ olun. Hatice Hanım, kendi kendine konuşan insanlar sizce deli midir? Yok, bence değildir. Siz kendi kendinize konuşuyor musunuz peki? Arada bir yapıyorum yani, muhasebesini yapabilirim. Mesela birileriyle konuştum, tartıştım, neden böyle oluyor işte, şöyle böyle diye. Ben bunu dışarıdan düşünmek olarak yorumluyorum. Yani düşünmek olarak yorumluyorsunuz. Tabii ki dışarıdan düşünmek. Yani her kendi kendine konuşanın deli olacağını düşünmüyorum. İsim neydi öncelikle? Mehmet Can. Evet. Kendi kendine konuşan insanlar deli midir sizce? Yok abi. Sen kendi kendine konuşuyor musun? Bazen konuşuyorum abi. Genelde ne üzerine oluyor? Abi genelde akşam yatakta yatarken şöyle bir düşünüyorum, bugün ne yaptım, kendi kendime konuşuyorum. Yani oluyor. Teşekkür ederim. Beyefendi, isim neydi? Size de gel. İsmail, siz kendi kendinize konuşuyor musunuz? Yani yeri gelince oluyor. Bazen oluyor. Oluyor yani. Aynen. Yani bu genelde neyden dolayı olabilir peki? Ya psikolojiktir herhalde, hani ne bileyim, bir insan canı sıkılınca konuşabilir. Kardeşim konuşabiliyor. Yunus Emre. Yunus Emre, kendi kendine konuşan insanlar deli midir? Delidir abi. Neden? Ne bileyim abi, ben de. Sen kendi kendine konuşuyor musun peki? Yok. Biz konuşuyoruz, deli miyiz şimdi biz? Yok abi, siz de. Peki, insanlar bazen kafasına bir şey takılır veya ne bileyim şüphe duyduğu şeylerde konuşuyordur. Peki o insan deli diyebilir miyiz? Diyemeyiz abi. Peki sonuç ne?
sonuç diyemeyiz. Peki teşekkür ettim kardeşim. Diğer kardeşlerimize de sorarak ben ikinizin arasına oturabilir miyim? Kardeşim isim neydi senin? Musa abi. Musa sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi abi normal düşünüyorum ben zaten. Mesela kendi kendine konuşan insana deli diyebilir misin? Hayır. Herkesin düşünceleri farklıdır abi. Bazı sen kendi kendine konuşmuyor musun? Hayır abi. Yani olabilir bazen insan alıyor. Dalıyorum, konuşuyor olabilir diyorsun. Aynen. Peki abi, teşekkür ederim Musa. Kardeşim senin isim neydi? Mehmet abi. Mehmet, senin fikrin ne olur bu konuda? Abi kendi kendine konuşan insan deli değildir yani. Sebebini diyebilir miyiz? Abi sebebi sinirlenir yani kendi kendine konuşur. Ne bileyim böyle sahilde tek başına otururken. Çok güzel yer, beğendim. Aynen. Evet, güzel yerler, aynen, güzel hayvan diyebilirsiniz. Evet, kimse kimseye deli diyemez abi. Peki teşekkür ettim kardeşim. Peki sorabilirsin seni dinliyorum. Bu nereden lan sen abi? Biz YouTube'a video atıyoruz. Kanalımızın adı Ahmet Şata. Takip ederseniz, desteklerseniz ya seviniriz. Abi ama internetimiz yok. Şata. Evet. Yayınlayacağız tabii. Tamam abi. Tamam ben. Teşekkür ettim gençler. Gençler sizleri alayım. Ha, vay, vay beyefendi nasılsınız? Nasılsınız? Abdullah Bey nasılsınız? Soru neydi? Soru mu? Kendi kendine konuşan insan deli midir sizce? Yok. Sizce? Değildir ya. Bence de değildir. Niye? Kendi kendine konuşan insan bence de değildir. Çünkü niye deli değildir? Evet. Daha akıllıdır. Bu dünyada akıllı olup dünyanın karnını çekeceğine deli ol, dünya senin karnını çeksin. Bu da başka bir mesele. Ama sorunun cevabı değil. Ama oldu. Oldu mu? Peki. Sorunun cevabı bence herkes kendi kendine konuşuyor. Ben kendi kendime konuşuyorum bazen. İş gereği olsun, gerekirse güzel bir yer buldum mu onun o olsun. Ya da kafama takılan bir soru olur. Kendi kendime düşünüp ve konuşabiliyorum. Yani bu delilik geldi. Evet. Ben o yüzden dedim ya değil. Yani öncelikle değil. İsim neydi? Teşekkür ederim. İsmim Savaş Başar Kudal. Savaş Bey. Deli değildir bence. Peki siz kendi kendinize konuşuyor musunuz? Yok konuşmuyorum. Yani konuşmuyorsunuz. İlk defa denk geliyorum. Genelde insanların çoğu biz kendi kendimize konuşuyoruz, muhasebesini yapıyoruz diyorlar. Evet. Senin kanalına da aboneceğiz. Evet. İsim ne kanalına abone? Evet, sen kendi kendine konuşuyor musun? He? Evet. Bir gel Efe'cim. İsim Efe miydi? Evet. Senin kanalın ismi ne Efe? Efe Kulak. Efe Kulak. Ne çekiyorsun? Video. Video çekiyorsun. Güzel mi videoların? Hı hı. Sen kendi kendine konuşuyor musun Efe? Konuşuyor musun Efe? Evet. Konuşuyor musun? Konuşuyor. O zaman sen de hanımefendiye sorabilmeliyiz. İsim neydi hanımefendi? Nurcan Hanım, siz kendi kendinize konuşur musunuz? Konuşurum. Konuşuyorum. O zaman bizde deliler var ya. Başkaları var mı çalışıyorum. Yok, delilik değildir. Ben kendim de konuşuyorum. İnsan bazen bazı şeylerin muhasebesini yapıyor. Bunun için delilik demeyelim de düşünce diyebiliriz. Evet, düşünceyi o anda kendi kendine söylüyorsun. Kulağına söylüyorsun. Genelde ne üzere oluyor? İşle ilgili. İşle ilgili. İyi günler, sağ olun. Efe görüşürüz. Ahmet Şah. Ben arkadaşların yanına Şata gidiyorum. Ses geliyor mu? Tamam mıyız? Kardeşim nasılsın? İyiyim abi. İyisiniz. Geçen hafta da buradaydın. Geçen hafta da buradaydın sen. Güzel hareketler yapıyorsun ama kendine dikkat et. İsim neydi ya? İsmini unuttum bu arada. Ömer'di kendi kendine abi konuşan Ömer. İnsanlar deli midir? Bence değildir abi. Çünkü ben de konuşuyorum. Yani kendini eleştiriyor insanlar genelde. Ya bence iyi bir şey. İyi bir şey. Aynen. Kendi kendine konuşunlar diyorsun. Konuşsunlar tabii. Kendilerini eleştirsinler. Yani rahatlıyor insan. Tabii ben rahatlıyorum şahsen. Kendi kendine konuşuyor. Teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımıza da soralım. Onur gel, buraya gel. Onur gel. Kaçma Onur gel Onur. Sana da sorayım. Kardeşim isim neydi? Yine unuttum ama kusura bakma. Tunahan. Tunahan. Kendi kendine konuşuyor. İnsanlar deli midir? Bence değildir abi. Sebep? Çünkü kendi kendine konuşunca rahatlamış oluyorlar. Bir terapi gibi bir şey oluyor. Aynen öyle abi. Peki kardeşim teşekkür ettim. Bunun dışında diyeceğim bir şey var mı? Canın sağ ol abi. Senin de. Allah razı olsun. Hadi görüşmek üzere. Diğer arkadaşlar nerede? Niye kaçtınız? Biz hemen bir de dayılara sorak. Aha geldi. Dayı sana bir soru sorabilir miyim? İsim neydi? Ramazan. Ramazan dayı. Kendi kendine konuşan insanlar deli midir? Akıllıdır. Bence konuşmayanlar delidir yani. Konuşmayanlar deli. Evet. Konuşandan zarar gelmez. Yani kendi bir rahatlıyor gibi oluyor diyorsun. Yani olabilir. Terapi gibi. Bu zamanda konuşacak kimse olmadığı için mecburen kendi kendine konuşuyorsun. Peki, teşekkür ettim Ramazan abi. Kimse yoktu. Diğer abimiz nerede? Kaçtı mı? Tamam ya, teşekkür ederim. Sağ ol. Dur. Görüm seni hemen. Gör beni. Gördüm seni. Evet. Tamamız Mustafa. Tamamız Mustafa. İsim neydi? İshak. İshak. Kendi kendine konuşan insanlar deli midir sizce? Hayır. Siz kendi kendinize konuşuyor musunuz? Konuşuyorum.
genelde ne oluyor yani, mesela bu bir psikolojik durum mu diyebiliriz buna? Yoksa psikolojik durum diyoruz yani. Dediğim gibi. Nasıl kendi kendine konuşursun? Ne kafana takılır? Kafama takılan her şeyi konuşurum. Konuşurum. Evet. Peki, teşekkür ettim cevabın için. Rica ederim. Neydi hanımefendiler? Size Tuğba Hanım, kendi kendine konuşan insanlar sizce deli midir? Yok. Siz kendi kendinize konuşuyor musunuz belki? Bazen konuşuyorum. Yani hani sesli hayal kuruyorum. Evet. Genelde ne üzere oluyor? Yapılacak ev işleriyle alakalı ya da kafamda takılan soru işaretiyle ilgili. Onlarla ilgili oluyor. Peki, evet. Rahatsız ettik. Teşekkür ettik. İyi günler, sağ olun. Olur mu? Haydi moralini yapalım efendim. Tamam, biz sana değil baba soracağız. Olur mu? Niye canası? Sinirli. Bugün sinirli. Şahin abimiz efendim babası Efe katılmak istemiyor. Herhalde morali bozuk. Ve Şahin abimize biz sorumuzu soracağız. Efecik kaçıyor. Şahin abim, kendi kendine konuşan insanlar deli midir sizce? Kendi kendine ne konuştuğuna bağlı. Ya bazen insanlar hani böyle durduğu yerde kendi kendine konuşuyordur. Sizce o insanlar deli midir? Valla bence o insanlar, ben kendim, bana sorarsanız... Ya biz de kendi kendimize konuşuyoruz misaliyle. Genellikle kendi kendine devamlı konuşan insanlar... Yani böyle bazı insanlar vardır, o insanlara deli dersiniz. Evet. Halbuki o insan... çok düşündüğünden olabilir aslında. Düşündüğünden de değil de... benim sezintilerim kadarıyla, bildiğim kadarıyla... Bazı insanlar Allah aşkı muhabbet olduğu zaman... Evet. Böyle Allah'la da konuşuyor. Allah'tan dua ediyor. Allah'a böyle ne bileyim niyaz ediyor. İnsanlar onu deli zannediyor ama... aslında veli. Veli. Evet. Ama insanlar onu deli zannediyor. Halbuki bilmiyorlar ki orada Allah'la konuşuyor. Ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor. Evet. Yani şimdi bazı insanlar vardır, deli diyoruz ama delilerin yapmış olduğu günahlardan dolayı herhangi bir mesuliyeti yok, sorumluluğu yok. Bunu evet. Allah bildirmiş zaten bize. Yani deli dediğin insanlar yani küfür bazlı böyle ne bileyim kendi konuşurken küfür eden, ağzından pis kelimeler çıkan insanlar. Bunlar belki deli değil de, yani kendini bilmez insanlar diyebiliriz. Kendini bilmez insanlar diyebiliriz. Evet. Peki Şahin abim, teşekkür ettim. Efe'yi de bulamadık. Yine teşekkür ettik. Efe biraz yoruldu herhalde, o yüzden katılmadı. İnşallah başka bir zaman denk geliriz. Teşekkür ettim. Hadi görüşürüz abim, sağ olun. Tekrar bir videonun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizin de görüşleriniz, sorunlarınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bunu isterseniz yorum bölümünde, isterseniz Instagram hesabımızda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoma like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmanızı dilerim.